Siz şimdi hiç arabesk dinlemez misiniz? Ben çocukluğumdan beri Mozart'la falan büyüyorum. Bu Türkiye tezatlar ülkesi. Allah kitap fuarı bu. Yani bittim işte 50 sene gerisindeyiz Azerbaycanlı kardeşlerin. Bugün Türkiye amüzikal, başıbozuk. Hiçbir türe girmeyen berbat şeyler. Öğleden sonra başlıyorlar. Rap, caz. Başlıyor başım ağrımaya. Yani tansiyonum çıkıyor. Hocam biz Viyana'yı neden alamadık? Türkiye'nin modernleşmesi için bir şey, dirilme noktası. Kanuni ve Fatih karşılaştırılabilir iki hükümdar mıdır? Evet. Hangisi daha büyük hükümdar? Fatih'tir tabii ki. Kanuni Viyana'yı alsaydı ne olurdu? Olurdu, alabilirdi. Siz Fatih kitabı yazacaktınız, niye hala yazmadınız? Yani şimdi buradan mı hesabını vereceğiz? Süleymaniye görkemli bir eserdir ama Mimar Sinan muhteşem bir adamdır. Biz Anadolu'yu harap, en kötüsü de yetişmiş nüfusu azalmış bir ülke olarak aldık. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkürler. Dünyanın en çok dinlenilen müzik platformlarından bir tanesi bir veri açıkladı geçenlerde. Bu verilere göre Türkiye'de arabesk dinleme oranı son 3 yılda 4 kat artmış. Evet, artar. Şimdi artar. Sizce bunun nedeni ne? Mutsuz bir toplum olduğumuz için mi dinliyoruz yoksa? Mutsuzlukla falan alakası yok. Sistemsizlikle ilgili. Yani eğer hüzünlü müzik, melankolik müzik bir mutsuzluk ifadesi ise bu her yerde var. Böyle şeylerle tartışılmaz. Bu insanlar mutlu olur, mutsuz olur, romantik olur. Hüzünlü olmaya meyyaldirler falan. O bizim verilerimizin dışında müziğe geldiği zaman. Biz bu toplumun müzik eğitimi nedir? Bunlar gerçekten müzik öğreniyor mu? Bu müzikal bir toplum mudur? Amüzikal bir toplum mudur? Antimüzikal midir? Antimüzikallik pek nadir rastlanan bir şey. Dünyada müzik sevmeyen enteresan insanlar vardır. Mesela bizim edebiyatımızda şair de olan ve tarihçi de olan bir büyük yazar vardır. İsmail Hakkı Danış, Hami Danışment. Danışment'in müzik sevmediğini yakınları söylerler. Yani ne Alaturka ne Alafranga müzikle pek başı hoş değilmiş. Olabiliyor böyleleri. Şiir sevmiyor ama bu istisnaları hesaba katamayız. İnsanlar müzik sever. İnsanlar müzik sevdiği zaman o topluma müzik öğreteceksin. Çünkü müzik ta eskiden beri bütün filozofların söylediği, Aristo'nun da, Platon'un da, Kant'ın da, Weber'in de bir toplumun, bir kültürün rengini veriyor. Bu çok açık. Osmanlı'nın bir müzik zevki vardı o toplumun. Bizim zamanlara kadar devam etti. Ha o müziği de sevip sevemeyebilirsin. O da ayrı bir şey. Onu söyleyeyim size. Fakat bu müziği insanlar doğru dürüst öğrensinler, adam olsunlar diye Cumhuriyet'in bir devrimi var. Yani müzik öğretiyor insanlara. O toplumda müzik kurumları öğretiyor. Müzik hocaları buluyor. Bunlar bazı halde oradan geliyor, bazı halde buradan, bir sürü halde de Hitler Almanyası'ndan kaçanlar. Mesela Edward Schuckmayer'i, Pretorius'u, Yahudi falan diye sürgün olmamasına rağmen sık sık buraya gelen Paul Hindemith'i falan zikretmek zorundayız. Ve Atatürk opera kurmak için uğraştı. 1934'te ilk operayı çok küçük çapta besteletti. İran Şahı geldiği zaman temsil ettirdi. Bu faaliyet bitti. Bugün Türkiye amüzikal, başıbozuk. Şimdi klasik müzik öğreten bir radyo kanalı var, TRT 3. Açtın mı hiç? Sabah açıyorsun klasik müzik. Bence çok dikkatli bir seçim değil. Bazı günler doğru dürüst bir şey var, öğretici. Bu öğretici güya. Bazı günler neyse klasik. Ertesi zaten böyle öğleden sonra başlıyorlar. Rap, caz, pop. Kardeşim o değil o klasik müzik. Sen orada klasik müzik öğreteceksin bu millete. Bunu öğretmek ve sevdirmek için oraya sana istasyon kurmuşlar. Ciddi şekilde yaparsın. Aç Yunan radyosunu. Bak nasıl ne güzel program yapıyorlar. Anlaşılıyor o toplumun bizim gibi aynı müzik çerçevesindeyken niçin Theodorakis'leri bilmem neleri de çıkardı. Hiçbir zaman eski müzik kalksın, dinlenmesin demiş. Siz onu da dinleyemiyorsunuz artık. Yok. Amüzikalsınız. Bu bir eğitim meselesi. Böyle bir toplumda insanlar arabesk de dinler, başka şey de dinler. O senin arabesk diye beğenmediğin şeyden çok daha kötüsünü de dinler. Hiç benzin istasyonlarında neleri dinletiyorlar fark ettin mi? O zavallı
çocuklar onu çekiyor orada çalışanlar. Ne dinletiyor hocam? Felaket şeyler. Bir müzik birileri yapıyor. Kim yapıyor belli değil. Ne tür acaba yani? Ha? Hiçbir türe girmeyen berbat şeyler. Siz şimdi hiç arabesk dinlemez misiniz mesela? Ben dinlemiyorum. Bana hitap etmiyor. Kusura bakmasın kimse. Benim öyle bir huyum yok. Hüzünlü olduğunuz zamanlarda mesela ne dinlersiniz? Ne hüzün ya? Müziğin hüzünü falan mı kalır? Korsun klasik müziği bana her şeyi idare eder. Ben de ayıptır söylemesi 4-5 tane klasik sanatçıdan başkasını da dinlemem. Peki bir şey söyleyeyim. Sizin gençliğinizde falan öğrencilik zamanınız... Çocukluğumdan beri çok tuhaf bir şey. Mesela Alaturka'ya bir ısınıklığım yoktu. Hep Batı müziği dinlerdim. O bir izah edemiyorum. Metafizik bir şey. Yani zannetme ki anam babam konservatuvarda hocaydı yahut senfoni orkestrası üyesiydi. Öyle bir şey yok. Yani ikisi de klasik müziği. Bir Avrupa'dan gelmiş ama çok üstüne düştüklerini zannetmiyorum. Ve Alaturka'da sever ikisi de. Ben dinlemezdim. Tabii Yunan müziğini seviyordum. İtalyan, Rus halk müziğini seviyordum. Akdenizliyim ben yani bu açık. Ama her zaman için dinlediğim bir şey ben çocukluğumdan beri Mozart'la falan büyüyorum. O nameleri şaka gibi ya. Evet öyle. Bu çok acayip bir şey ve ben inanıyorum ki burada muhitin etkisi olmakla birlikte insanların yaratılışında da bu müziğin yeri var. Mesela örnek bir şey soracağım size. O gençliğinizde aşık oldunuz diyelim ya da evet. Eşinizle, dostunuzla İstanbul Boğazı'na gittiniz, rakı içeceksiniz ya da evet. Meyhaneye gittiniz. Evet. Klasik müzik dinliyorsunuz. Meyhaneye çok gitmediğim için vallahi meyhanede abuk subuk şey çaldıkları an kalkar giderim. Ben sizi bir götüreyim hocam ya. Sen beni götür orada berbat bir şey çalarlarsa cazmaz falan derhal kalkar. Meyhanede niye caz çalsınlar hocam? Ha? Meyhanede niye caz çalsınlar? Her şeyi çalıyorlar kardeşim. En lüks restorana gidiyorsun ne çalacağını bilmiyor herif. Doğru söylüyorsunuz. Ben bu konuda... yani ben niye dinleyeyim onu? Herif şey koyuyor. Domp 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 müzik koyuyor. Boğaz'da bir yere gidiyorsun. Astronomik şeyleri var. Menüleri var böyle. Herif orada davul çalıyor ya. Yahut kadın sahibine. Ayıp şey yani. Böyle bir şey olabilir mi? Konuştuğunu duyamıyorsun. Yani insanlarda müzik dinleme terbiyesi teşekkül etmemiş. Müziğin cinsi de mühim değil. İnsan klasik bir Alaturka'yla da dinleyerek bilmem Batı müziğinde dinleyerek hatta fonda operada olarak oturursun dinlersin yemek yerken ve konuşursun karşındakinle değil mi? Konuşamıyorsun. Bir düğüne gidiyorsun deli ediyorlar adamı. Hele bu yaşta başlıyor başım ağrımaya. Yani tansiyonum çıkıyor. Garip bir elektronik müzik dinleme merakı. Düğünde elektronik olur mu? Son günlerde çok sevdiğim bir genç çift arkadaşlarımızın çocukları bir Şostakoviçli bir şey yaptılar. Gelin damat girdi. Damat piyano çaldı. Kalktılar o valsi yaptılar. Orkestra klasik. Lan nereden buraya gelmişiz dedik. Tabii bir müddet sonra Kayseri havasına dönmüştü. Söyleyeyim size. Hocam yalnız ne kadar ayrı dünyalar insan. Bizim düğünlerde Mahmut Tuncer falan çalıyor. Sizde Şostakoviç mi çalıyor? Çok güzel bir şeydi ama. Dinleyecektin. Yani böyle insanlar da yaşıyor. Bu Türkiye tezatlar ülkesi. Ve sinirlendiğim o. Hep bunlar olsa eyvallah. Bunlar da var. Niye o zaman bunları eziyorsun? Niye yetiştirdin? Şimdi gittik bak mesela ben sana söyleyeyim. Bakü Kitap Fuarı'na. Kitap fuarı bu. Kitap orası tamam mı? Kütüphane gibi. Nefis bir orkestra tabii biliyorsunuz Azerbaycan'ın müzik sevkini. Derken bizim pavyonda bir saz heyeti geldi. Dambul dumbul dümbele şey falan. Horon tepmeye başladılar. Memurlar da onlarla tepiyor. Allah kitap fuarı bu. Yani bittim işte 50 sene gerisindeyiz Azerbaycanlı kardeşlerin. Ya korkunç bir şey ya. Nedir bu yani? Hocam, ben Şostakoviç dinledim biliyorum. Çok hastası falan değilim ama size bir Mahmut Tuncer dinletebilir miyim? Bizim düğünlerde ne çaldığını görün. Hangisi o? Dinleteceğim bir. Ama bu değişik bir şey bu. Tamam olabilir, 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 olabilir. Kim diyor buna karşı çıktığımı? Ha başladılar. Görüyorsun değil mi? Bu kadarlarsa iyi, elektroniğe bağlarlarsa görürsün. Umarım bağlamazlar hocam. Umarım bağlamazlar. Amüzikal bir toplumuz. Bunun ciddi bir tehlike olduğu konusunda hepimizin hemfikir olması lazım. Gençler de artık arabesk mi dinler, marabesk mi dinler, ne yapar bilmem ben. Fakat çocuklara dinleyecekleri bir müzik terbiyesi, eğitimi verememişiz. Ne yapacakmış o Zeykuşa'yı? Hocam bir gün arayı bulalım. Beraber meyhaneye gidelim.
Ha. Ama siz rakı içmiyorsunuz değil mi? Evet, içmiyorum. Hiç mi içmiyorsunuz? Hayır, içmiyorum. Peki siz ne istiyorsanız onu içersiniz, ben de onu içerim. Ha. Ama müzikte bir orta yolu bulsak. Yani Shostakovich dinlemeyelim, Chopin dinlemeyelim, Beethoven dinlemeyelim, söz veriyorum. Shostakovich'in vazileri var ki Allah. Yok, İbrahim Tatlıses'in büyük bir kabiliyet olduğunda herkes gibi ben de hemfikirim. Nadir bulunan bir ses. Mesela Rahmetli Müslüm Gürses'i dinler miydiniz siz? Hayır, dinlemem ama o da büyük bir kabiliyet, büyük bir ses. İnsan gönül isterdi ki o çocuklar, o ikisi tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi, bırak artık Moskova'yı, Avrupa'yı söylemiyorum, doğru dürüst bir müzik eğitimden geçseler ve o zengin telleriyle insanların ruhuna dolan şeyler söylesinler. Yani böyle değil mi? Bu eğitimi veremiyorsun. E çocuk da zaten anlamış, zeki adamı. Yani Oxford açtınız da gitmedik mi dedi, o işte onun yani. O insanların sen hakikaten bir müzik eğitiminden geçildiğini düşün, o ses zenginliğiyle. Çünkü orada ses var. Neler çıkar ortaya, bu değil. Böyle kendi başına bırakamazsın. Müzik çok uğraşı ister. Hiç otobüs garajlarında falan müzik dinliyor musunuz gittiğiniz zaman? Yok. Ben artık otobüs garajlarına gidemiyorum. Otobüsle gezemiyorum çünkü yaşım ve şey salgın yapalı. Ama doğrusu bir şeyi işitmemekten çok mutluyum, oradaki müzik. Yani adamın içini karartır o. Antalya'ya tatile gidecek heves kalmaz onu duyduğun zaman. Hocam siz Yasin'le mesela Ayvalık'a giderken yolda ne dinliyorsunuz? Tabii klasik dinleyeceğim. Çek birini, koy birini. O bitti Edith Piaf falan. O bitti Amalia Rodriguez. O bitti Ummu Gülsüm. Yasin'e acaba sorsak ne hissediyordur sizinle beraber? Bilmiyorum ne hissettiğini. O da bir seviyor, sevmiyorsa da eğitilsin. Ummu Gülsüm. Ummu Gülsüm'den başlarsın. Safiye Ayla olur. O Amalia Rodriguez olur. Niye bunlar? Çünkü Ummu Gülsüm Arapça biliyor. Müzeyyen Hanım'ı sever misiniz mesela? Müzeyyen Senar. Müzeyyen Hanım'ın Türkçesi fena değil tabii ama ben Safiye Ayla istiyorum. Çünkü Türkiye Türkçe seviyor ve Türkçe öyle olur. Münir Nurettin öyle olur. Ondan sonra efendime söyleyeyim, tabii ki Amalia Rodriguez olur. Ondan sonra ne olur? Edith Piaf olur. Peki hocam. Bunlara Akdeniz sesleri diyor Murat Bardakçı. O bu işten anlar. Hakikaten Akdeniz sesleridir bunlar. Evet. Azerbaycan müziğinden bahsettiniz. Zeynep Anlarova dinler misiniz? Dinlerim ama orada neler var? Reşit Baybudovlar, Müslüm Magomayevler. Allah bitmez hocam. Eğitim görüyor. Eğitim görüyor musun? Tamam. Yani Karabağ'dan çok güzel sesler çıkar. O coğrafya yaratır onu. Ama o insanlar eğitim görüyor da öyle oluyor. Yoksa olmaz. Hocam biz Viyana'yı neden alamadık? E çünkü surların savunması daha mükemmelleşmişti. Bütün mesele o. Değişen savunma sistemlerini Girit'te gördük. Orada başarıyla üstünden gelebildik zor da olsa. Ama bunun devam edeceğini anlamamış bu adamlar. Yani maalesef kalelerin tamiri falan. Yani savaşa hazırlık bakımından büyük bir marşal yok karşında. O 16. yüzyılın büyük vezirleri, padişahları gibi adamlar yok artık. Onun için olmadı o iş. Peki Viyana seferi, Viyana kuşatması Osmanlı için sonun başlangıcı mıydı? Hata mıydı? Sonun başlangıcı değil. Biz bazı şeyleri gördük. Yani 1699, 16 sene sürdü harpler. Az buz bir şey değil. Bir kazandık, bir yendik falan. Şunları gördük. Vergi koyma, toplama sisteminin ıslahı. Sınır boylarındaki kalelerin berkitilmesi bunlar. Ama asıl önemlisi gördük ki ordu nizamı değişmiş. Mühendishaneleri kurduk. Yani modern fizik ve mühendislik bilimini getirdik. Var olan bir şeyi değiştirdik. Tıp geldi. Veterinerlik yeniden geldi. Ona bağlı olarak kimya, ecza falan gitti. Türkiye'nin modernleşmesi için bir şey, dirilme noktası. Bu çok önemli. Yani öyle oradan çöküntü devri başladı, yok sonra bilmem ne başladı değil. Kanuni Viyana'yı alsaydı ne olurdu? Viyana'yı alsa olurdu, alabilirdi. Yani seferi zamanında ayarlasa, ciddi olarak ele alsa alırdı. Aşağıdan İtalya'yı alsa Fatih ne olurdu? O değişik olurdu. Çünkü Fatih başka bir adam. İtalya'nın kültürü girerdi Osmanlı İmparatorluğu'na, hiç şüphen olmasın. Kanuni ve Fatih karşılaştırılabilir iki hükümdar mıdır? Evet. Hangisi daha büyük hükümdar? Fatih'tir tabii ki. Hiç şüphe yok. Yani öbürü çok büyük bir hükümdar, çok incelikleri olan, bilgisi olan, fütuhatı geniş onun da, fakat bu çok daha başka bir şey. Yani kişilik olarak da çok enteresan. 15. asrın içinde muhtelif yönleriyle çok farklı bir kişilik. İncelenmiş değil. Mesela Türk kronikleri padişahlarını iyi tanımıyorlar. Bilmiyor adamın neresine bakıp inceleyeceğini, haberi yok. Yabancılardan öğreniyor.
Siz Fatih kitabı yazacaktınız. Niye hala yazmadınız? Yani şimdi bunu buradan mı hesabını vereceğiz? Yok ya, estağfurullah, hesabı sormuyoruz da istiyoruz. Ya sizden bir Fatih tabii okumayı hak etmiyor muyuz? Ben de istiyorum, inşallah çıkar. Süleyman'a biz Kanuni diyoruz. Evet. Ama yabancılar Süleyman the Magnificent diyorlar. Evet, muhteşem Süleyman, çünkü onun için kanunilik o kadar bariz vasıf değil. Kanunilik nereden saydın hocam? Devrinde bir sürü kanunname çıkmış. Yavuz Selim devrinde de çıktı, Fatih'te de çıktı, 3. Murat'ta da çıktı. Yani kanun diye biz Kanuni diyoruz ama uzun saltanatın da rolü var belki. Kanun çıkarmak, yani toprak kanunları veya şu kanunname, bu kanunname. Bunlar Kanuni'nin bariz vasfı değil. Bariz vasıflar değil. Bariz vasıflar tabii fütuhat. Yani batıda ve doğudaki geniş toprak alımı. Ve buralarda yaptırılan eserler. Kanuni'nin muhteşemliğini kendi ihtişamı kadar Mimar Sinan'ın, efendime söyleyeyim, ve etrafındaki insanların hem ilmiyede hem kalemiyede mesela çok güzel bir kançılar yası var, bir atılım. Süleyman mı daha muhteşemdir, Fatih mi o zaman? Vallahi Fatih'e hep nedense İstanbul aldı ve çok yayıldı diye Ebul Feth Fatih diyoruz. Yabancılar Fatih the Conqueror diyorlar değil mi? Hepsi öyle tercüme ediyor. Buna muhteşem diyorlar. O geçer, istediğini söyle. Ben bazen muhteşem diyorum. Ama sakın görkemli diye çevirmeye kalkmayın. Asla. Ha, iki kelime de yaşar. Süleymaniye görkemli bir eserdir ama Mimar Sinan muhteşem bir adamdır. Oldu mu? Çok güzel adam. Anlaşılıyor yani. Osmanlı'nın yıkılışının en büyük sebebi neydi? Batı ile aradaki makasın uçsuz bucaksız açılması mı? Uçsuz bucaksız açılmadı. Açık. Uçsuz bucaksız olur mu? Osmanlı da kendince sanayileşmeye, işte demiryolu inşaatına, marife, şuna buna önem veren, bazı hamleleri yapan bir ama geriden gidiyor. Geri kalmakta olan, yeterli gelişememekte olan bir asri devlettir. Asri de olamıyor. Ama yani köylünün ağır durumu, köylerin durumu bir sürü memlekette birbirinden çok farklı değil. Yani zannetmeyin ki Fransa'nın köylüsü İngiltere köylüsü gibi, alakası yok. Veya onlar Almanya köylüsü gibi değil. Yani aralarında fark var. Avusturya'da işçi durumunun vaziyeti çok kötü. Rusya'nınki de öyle. Yani bunlar birbirlerinden çok farklılar. Onun için bunu böyle bakacağız. Ama bu imparatorluğun bir de şu talihsizliği var. Maalesef berekatlı bölümler, Balkan Savaşı ve Birinci Cihan Harbi ile elimizden çıktı. Biz Anadolu'yu harap, en kötüsü de yetişmiş nüfusu azalmış bir ülke olarak aldık. Yani buradaki büyük şey var, büyük bir problem var. Ama bazı konuları halletmişiz, o da çok açık. Cahille sohbeti kestim.